Herkese merhaba. Şimdi bugün piercing yaptırmaya gidiyoruz. Piercing dediğim böyle söyleyince daha havalı gibi duruyor ama bildiğin kulak deldirmeye gidiyoruz aslında. Orada bekleyen birkaç tane daha arkadaşım var. Hep birlikte ikinci ve üçüncü delikleri açtıracağız. Bayağıdır yaptırmak istiyordum. Ama hep böyle bir çekiniyordum, korkuyordum. Acır mı acımaz mı diye. Ama şöyle dedim ki ben bunu hem kendim yaptırayım hem de merak edenler için videosunu çekeyim. Çünkü şu aralar biliyorsunuz çok fazla böyle birkaç tane küpeyi bir arada takmak var. Siz de eğer merak ediyorsanız ya bu iş nasıl yapılıyor, kolay mıdır, zor mudur, acıyor mudur, prosedür nasıldır diye. Bu işi bayağı ciddiye alan bir yere gidiyoruz şu an. Tüm önlemleri almış bir yer. Aslında koronadan önce de onlar böylelerdi. Çok titiz çalışıyorlar. Bizim de hemen mahallenin aşağısında. Hadi gelin hep birlikte oraya gidelim. Kızlar zaten gitmişler, beni bekliyorlar. Hadi. Zamanında benim bu birinci deliğimi çok erken delmişler. O yüzden de o deliğim böyle çok orantısız bir yerde. Evet. Değil mi? Ne olur çocuklarınızı kulağını erkenden deldirmeyin. Siz hangi yaşı tavsiye ediyorsunuz? Ben 7 yaş ve işlem yapmayı tercih ediyorum. Her şeyden önce birincisi çocuğun ne olduğunu farkında olması gerekiyor. Tabii. Bir de şöyle bir durum bence var. Bence 7 ile erken. Büyümeye devam ediyoruz. Evet. Anatomimiz değişiyor. Kulağımızın yapısı da değişiyor aynı şekilde. Çocukken yaptığınız simetrik bir işlem büyüdüğünüzde öyle görünmeyebiliyor. Kesinlikle. Sağlık kısmında hani çocuğun bilinçli bir yaşa gelip onun sorumluluğunu alıp kendi isteğiyle bunu yaptırması her zaman daha doğru. Bir de açılan bir delik kapanmıyor yani şu o an. O kadar küçük yaşta yapılan evet. Yani keşke kapansa da kapanmıyor. Dolayısıyla benim şimdi mesela çok fazla yukarıda deliğim. Evet. Biraz daha aşağıda olmuş olsaydı çok daha simetrik bir şey yapabilirdim. Evet ama şöyle bir alternatif var. Zigzag şeklinde şeyler yapabiliriz. Daha anatominize ve mevcut piercinginize uygun şeyler yapabiliriz. Birkaç işaretleme deneyelim. Tamam siz deneyin. Ben aslında sıralı diye düşündüm ama siz başka bir şey mi düşünüyorsunuz? Ben de aynı dersenle düzelttim. Ben de çok boşluklu yapmışlar araları. İkinci de mi var? Evet, benim bu arada vardı kapandı ikinci görüyor musunuz? Çok fazla belli olmuyor. Zamanında tabancayla eczaneler yapardı ya böyle evet. Kaç lisede, lise değil ortaokuldayken evet. İkinciyi deldirdim ama sonra kapandı. İyi değil şimdi hemen öyle korkmaya gerek yok. Öyle değil o işler. Hiç kimsenin başına hiçbir şey gelmez benim gelir böyle şeylerde o yüzden lütfen. Bir de ben küpe takmayı acayip seven biriyim yani bana gerçekten bir tane küpe takmam hiç yetmiyor. Hep istiyorum ki daha çok takayım. O yüzden onun için katlanacağım şu an. Aynen tutabilirsin. Şimdi ne yapalım? Tüm işaretlemeleri buraya sığdırabilir miyiz diye düşündüm ama şurada bir bombe var farkındayım. Benim işlemi doğru yapabilmek için 90 derecelik açıyla bakıma müdahale etmem lazım. O zaman da kulağımı böyle dermem lazım. Bunu yapmak istemiyorum. Güzel bir görüntü olmuyor zaten. Halka takarsan halkan böyle alakasız görünecek. Evet. O yüzden kocaman küpeler takabilirsin. Evet. Ama bilmiyorum öyle bir şey tercih. Yani zigzag olmasını sevmedim. Düz bir şey istiyorum ben. Pardon. O zaman öyle istiyorum ben. Öyle mi olsun? Evet. Zigzag olayını sevmedim çünkü. Genelde alternatif şeyler sunmaya çalışıyorum. Evet, evet. Çok popüler bir şey bu artık. Sevdin mi böyle? Sevdim. O zaman devam ediyoruz. Şöyle yapmaya karar verdik. Yan yana iki tane. Önceden küpeleri seçtik. Öyle evden kendi küpemi getireyim. Benim küpem altın falan hiçbiri olmuyor. Mutlaka ki titanyum küpe kullanıyorlar. Minimum risk için ve kendi ürünlerini kullanmak istiyorlar. Çünkü dışarıdan ne getireceğimizi bilmedikleri için. O yüzden girişten küpe seçtik. İki tane minicik taş koyacağız şimdi. İsterseniz böyle top şeklinde titanyumlar da var ama ben taş istedim. Aynen küpemiz de bu. Ben de böyle dövme falan da yok. Böyle şeyler hani beni şey yapıyor. Ya sıkılırsam.
dakika sonra istiyorum. Küpe için onu söylemiyorum. Küpeyi hep deldirmek istiyordum da. Hani bu vesile oldu. Bir de bu videoyu çekmeden önce de yani deldirmek istiyorum ama nasıl oluyor, şöyle oluyor mu, böyle oluyor mu diye düşünürken dedim ki yani bunu ben hem çekeyim hem kendim yaptırayım ki benim gibi merak edenlere en azından bir işe yarasın video. Benim kadar küpe takmayı seviyorsanız bence bir deneyin diye şimdi söylüyorum ama biraz sonra vazgeçebilirim. Bakalım. Dur bakalım. İsmin neydi? Sinan. Sinan. Sinan burada bunu bir tek sen mi yapıyorsun? Evet. Asla sürpriz yapma. Endişe etme. Nabzım biraz yükselmiş olabilir. Bu kadar. Korktuğu kadar var mıydı? Hala acıyor. Şu an yanıyor biraz. Küpeni takınca çok daha rahat. Sen derin nefesleri almaya devam et. Aa. Aa. Şimdi bakın ben acı eşi düşük biriyim. Siz hissetmiyor olabilirsiniz bile ama benim için acıdı. Hatta şu an 3. liran vaz mı geçsem diye bile düşünmüyor değil. Ama çok kısa yani ne kaçsa 1, 2, 3, 5 saniye falan acıyor. Şu an geçti mesela tamamen acı. Bir üstteki daha mı çok acıyacak Sina? Bir üsttekinin ne kadar acıyacağını bildiğin için daha çok acıyor gibi hissedebilirsin. Ama hiçbir değişiklik. Bu laflar yok. Ezber laflar. Evet. Çünkü herkes aynısını söylüyor. İkincisi daha çok acıyor diyorlar ama hayır. Ay. Farklı bir şey yapmıyorum çünkü. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Ama ilkinde ne kadar acıdığını bildiğim için artık onun endişesiyle, adrenaliniyle daha çok acıyor gibi hissediyorum. Ben bunu söylediğim zaman evet deyip hemen sakinleştirebiliyorum. İçeriye geçiyor muyuz? Bir bakayım mı aynada? Geçiyoruz, geçiyoruz. İçerik çıkacak bize de. İçerik kurbanıyım. Var ya yani inanamazsınız geldiğimizden beri sterilizasyon hat safhada. Girişte zaten her yerimiz şöyle bir steril oldu. İçeri girdik, sen gel, neredeyse çekime izin vermeyeceklerdi. Onun bir izini biraz zor aldık aslında. Çünkü haklısınız sonuçta bu bir iğne. Hani iğne derken evet. Vücutta bir delme işlemi. Herhangi bir şey kapmayalım diye. Koronadan önce de böyleydiniz zaten herhalde. Çok bir maske eklenmiş oldu. Ben yine o zaman maskeyle çalışıyordum. Artık siz de acılarımla ortaksınız. Aynen. Benim için çok değişen maskeye bir şey geçiş o zaman senin için bayağı kolay olmuştur. Dezenfektanla sildim annemi. Ay çok güzel. Eminiz hadi yap. Yap. Bir de karnım çok aç. Eyvah keşke bilseydim. Niye? Yiyin gelin derdim. Hiçbir şey yemedim daha. Ama aralıklı oruç yapıyorum. Ha, o yüzden. Nedir fiyatlar kulak deldirme işlemlerinde? Şimdi şu an size yaptığınız uygulama ürün dahil 100 lira. Özellikle kulak memesinde sizin tercih ettiğiniz işlem bu. Neredeyse masraflar hariç hiçbir ücret talep etmiyoruz. Uygulamada kullandığım ürünün satış fiyatı da 100 lira. Biz bunu böyle yapıyoruz çünkü özellikle kulak memesinde eczanede deldirelim, tabancayla deldirelim, kulak memesi uygulaması piercing değil gibi bir algı var. Ama maalesef en çok komplikasyonlar da bu yüzden yaşanıyor. Biz tabanca kullanımına karşıyız çünkü kör bir küpeyi kulağınıza fırlatarak yapıyorlar bu işlemi. Ve kullandıkları ürün maalesef sterilize edilebilen bir ürün değil. Yani bu yüzden bu işlemi olabildiğince minimumda tutup İnsanların daha çok bunu tercih etmesine yardımcı olmaya bayağı halka hizmet var yani. Yani hizmetten ziyade keyifli olsun her şey. Çünkü bu sağlıkla ilgili bir durum. Yaşanan komplikasyon uzun sürebiliyor. Küpeler aynı mı bu arada? Evet, küpeler aynı. Yani tüm küpeler aynı fiyat mı? Evet. Yani tamam. Şeyde uygulamada kullandıklarımız. Evet. Tamam, zaten kendi o küpeler oluyor. Evet. 100 liraya bir tane delik deldirebiliyorlar. Evet. Artarak devam ediyor. Diğer bölgelerde uygulama noktasına göre farklı fiyatlar. Tamam, küpe için. Başka bir piercing yaptırmak için tabii ki farklıdır herhalde. Küpe dahil uygulamaları. Hepsini mi yapıyor? Evet, diğer evet. Burnuna deldirse de mi öyle? Evet, ne isterseniz. Anladım. Uygulamalarda küpe dahil. Sadece kulak memesinde böyle bir şey yapmak istedik biz. Tamam, süper. 100 lira. 100 liraya ne aldım? Kulağımı deldirdim. Haber vereceksin değil mi Sina? Az önceki. Her şey aynı. Hiçbir şey değişmedi. Sevdiğim bu tarz. Senin bir nefes almanı isteyeceğim senden denerken. Sürpriz yok. Sürpriz yapılacak bir şey değil çünkü. Tamam. Süpersin. Devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Selin sen çekerken için çekiliyor mu? Ya. O zaman doğum videosu falan da çekersiniz sen. Eyvah, doğuracak mıyız? Ben bile yapabiliyorsam hepiniz yaparsınız. Ama yani bence çocuk için
çocuklar da daha mı az acır? Maalesef. Aynı mı? Aynı. Aynı. O yüzden bence çocuğunuza bunu yapmayın ya henüz. Büyüsün ya biraz. Ne bileyim. Ergenlik büyüsün zamanı bence. Kendi bakabileceğinin farkında olsun. Aynen. Bunun vücuduyla ilgili bir sorun. Kısa sürede zaten patlaşıp şey duruyor. Herkes de kanıyor mu? Herkes de olmayabiliyor. O gün işte 24 saat içerisinde yaptığınız şeyler etkileyebiliyor. Spor yaptıysanız, 24 saat içerisinde alkol tükettiyseniz, buraya gelirken çok koştuysanız, adrenalin salgınlanıyor. Evet, bayağı hızlı geldim ben. Böyle şeyler olabiliyor ama durdu zaten şimdi. Tamam, süper. Bakabilirsiniz. Bence bayağı iyi oldu izasın. Ne var? Bir buçuk ay boyunca kulağım üstüne yatmayacakmışım. O yüzden iki ayrı kulağı kesinlikle yapmıyorlar. Bir kulağı yapmalarının sebebi oymuş. Çünkü ikisi birden acımış ama Merve de diyor ki sen ikisini aynı anda yaptırmışsın. O nasıl oldu anlamadım. Ama çok rahatsız mı uyudun öyle? Yok, böyle düz uyudum. Put gibi. Düz. Yani. Yok, ben öyle uyuyorum. Bu arada ben sola dönüp uyuyorum. Nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Şimdi böyle sağa dön. Tuncay'la yüz yüze. Böyle şey bedeni acı bir tarafa doğru uyumayı öğrenecek. Bu bir iki saat acıyabilir dedi. Şu an hala sızlıyor. Yarım saat oldu. Şimdi eve gittiğimde de akşamleyin bir kağıdın içine serum fizyolojiyi damlatıyormuşum. Kesinlikle başka şeyle temizlemeyecekmişim. Onu böyle koyup yumuşatacakmışım önlü arkalı. Sonra da duş. Duş almak falan hepsi serbest ama 3 hafta boyunca deniz, havuz, sauna yok dedi. O yüzden böyle yazın yapılmaz yani. Bu mutlaka böyle ara mevsimde yaptırmanız lazım. Göreceğim, bakımını da çekerim size ayrıca. Onu da videoya ekleriz. Yani şimdilik bu kadar. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ama benim bu gidişten sonra asıl en önemli söyleyeceğim şey, ne olur çocuklarınızın kulağını küçükken deldirmeyin. Benimki gibi olmasın çünkü çok şekilsiz oldu böyle. En uçta altta kalmış. Bir de acıyor yani, ne bileyim ben. Sen hatırlıyor musun kulağın delindiği zamanı? Acımıştır yani. Şu an benim acıdı yapılırken. Onu çocuğa yaptıramazsın. Benim acımamıştı. Benim acıdı bilmiyorum. Ama çok küpe sevdiğim için bakalım şimdi böyle heyecanlı heyecanlı yeni küpeler alacağım kendime ama o ne zaman? Daha var. 3 ay sonra falan takabileceğim herhalde değil mi? Daha 4 mü? Yok yok, ben şimdi bu zaten minik taş koydurdum, o yüzden her şeyle olur. Minik taşlar kalacak. Varsa aşağıya sorularınız bu arada yazın. En azından öğrenip dönüş yaparım. Ya da merak ettiğiniz, bu videoda görmediğiniz bir şeyler varsa onları da yazın. Bu tarz videoları da seviyorsanız böyle bazı deneyimleri size hem birebir ben denerim hem de size göstermiş oluruz. Aşağıya o tarz işlemleri de yazın. Ne diyeyim, belki bir botoks yaptırırken sizle beraber yaptırabiliriz. Dolgu. Dolgu. Aslında istediğim bir dolgu var. Belki onu yaptırırız. Başka işlemler de olabilir. Ben yaptırmak zorunda değilim bu arada her şeyi. Yani gideriz. Başkası yaparken onu çekebiliriz. Size sorular, sizin için sorular sorabiliriz. Seviyorsanız aşağıya yazın. Videoyu beğendiyseniz de beğene tıklamayı. Kanala hala abone değilseniz de şuraya buraya gidip abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Bye bye.